Şimdi kameramızı çok farklı bir mekana çeviriyoruz. Türkiye'de bir ilk erkek sığınma evi. Evin sakinleri kapılarını Kanal 7 kamerasına açtı. Ahmet Artıcı, Fikret Şölen, Adil Hasan ve diğerleri İstanbul'da aynı evi paylaşıyorlar. Onlarınki bekar evi değil, sığınma evi. Beyoğlu'ndaki Firuza Mahallesi'ndeki erkek sığınma evinde kalıyorum. Burası Şefkat Derin İstanbul Cihangir'de açtığı Doktor Atsushi Miyazaki erkek evsiz evi. Van depreminde hayatını kaybeden Japon doktorun adını taşıyor. Erkek sığınma evi Türkiye'de hem ilk hem tek. Normal bir insanın günlük yaşamı nasılsa o şekilde yaşamımız sürüyor. Evsizler evinin sakinleri hayatın zorlu virajlarını alamayanlardan oluşuyor. Beklemedikleri anda evsiz kalan, evsizlikleri zamanla çaresizliğe dönüşen insanlar onlar. 20 yıllık memuriyetten sonra sokakta kalan Ahmet Artıcı gibi. 20 yıl devlet memuruydum. Daha sonrasında bir müstafi konumuna düştüm. İşte eşimle bir anlaşamamazlık dolayısıyla boşanma oldu, baş bozukluğu oldu işte. Daha sonrasında da psikolojik bunalımın içerisine girdim. Adana Ruh Sinir Hastanesi'nde tedavi falan gördüm 3,5 ay. Uzun süren evsizlik döneminden sonra Şefkat Değer'le tanıştı. Sokaktan kurtuldu. Şimdi hayata tutunmaya çalışıyor. Burada kafanı toplama şeyin oluyor. Nasıl anlatayım? Kendinizi dışarıya adapte etmeye uğraşıyorsunuz. Düşünüyorsunuz ne yapabilirim bundan sonra? Hayata tutunmak için ne yapabilirim diyerekten düşünüyorsunuz. Ama bunu sokakta yapamıyorsunuz. Fikret Şölen 55 yaşında. Ailesi dağıldıktan sonra kendini sokakta buldu. Tam 1,5 yılını evsiz geçirdi. Uykusuz, aç 1,5 yıl. Çöp tenekelerin kenarlarına konulmuş olan ekmekler vardır. Veya duvar diplerine bırakılmış ekmekler vardır. Onlarla beslenmeye çalışırsınız. Çünkü gidip de herhangi birinden bir sinyal deriz, sinyalcilik deriz. Onlar başka bir konudur. Gidip de kimseden bir 50 kuruş ver veya 1 lira ver de bir ekmek alayım diyemezsiniz. Yani bunu kendinize yediremezsiniz. Fikret Şölen evsizler evi sayesinde kendini toparladı. Düzenli olmasa da işe gidiyor, sosyal paylaşımlarda bulunuyor. Çay ocağında, bir kahvede, sağda solda ufak tefek işler, bilmem neler derken tekrar hayat mücadelesine devam. Erol Kar, KOAH hastası. Özürlü maaşını çaldırınca kendini sokakta buldu. Ölümün eşiğindeyken sığınma evine yerleşti. Özürlü maaşım var 3 ayda 1. Onu çaldırmıştım. Ev kiramı da ödeyemekte güçlük çektiğim için de ev sahibi 2 ay ödemedik. Dışarı çıktım. Burasını iyi ki kurmuşlar. Sığındık buraya. Allah razı olsun, kabul ettiler. Evsizler evi 3 katlı. 1. kat donarak can veren figüran yadigar ejderin adını taşıyor. 3. kata aynı sonu paylaşan Zeliha Sönmez'in adı verilmiş. 2. katsa Mehmet Akif Ersoy'un oğlu Emin Ersoy'un adıyla anılıyor. Şefkat Derin sığınma evinde her kata farklı bir isim verilmiş. Şu anda 2. kattayız. 2. katın adı Emin Ersoy katı. Emin Ersoy milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un oğlu. O da sokaklarda yaşayıp sokaklarda can veren evsizlerden biri. Kitap okuyorlar, televizyon seyrediyorlar, temizlik yapıyorlar. Kimi iş arıyor, kimi evde arkadaşlara yemek hazırlıyor. Yalnızlıklarını paylaşan dostları, bardaktaki tavşan kanı çay ve güvenle uyuyacak bir yatak yetiyor da artıyor onlara. Yani sokakta kalan insan uykuya hasrettir. Çünkü sokakta uyuyamazsınız, gözünüzü kapatırsınız, her an bir tehlike içerisindesiniz. Ne olacak, ne edecek, acaba birisi gelecek beni öldürecek mi? Veyahut da dövecek mi? Ayfer Erel, Şefkat Der Genel Başkan Yardımcısı. Herkesin bir gün evsiz kalabileceğini hatırlatıyor. Sığınma evi sakinleri onu melek olarak adlandırıyor. Örneğin yetiştirme yurduna ayrılan gençlerimiz var. Kalacak gidecek yerleri yok. Devlet işi çıkmamış. Belli bir süreç içerisinde işte iş kuramıyor, iş bulamıyor ve sokaklarda kalmaya başlıyor. Ailevi problemleri olan erkeklerimiz var, amcalarımız var. Evlatları tarafından sokağa atılan amcalarımız var örneğin. Kısıtlı imkanlarla oluşturulan sığınma evi evsizlerin çok küçük bir bölümüne hizmet veriyor. Daha fazla evsize ulaşmak için hayırseverlerin harekete geçmesi şart. Sokakta yaşayanların kalbi kırık. Sokakta yaşayanlar donarak ölme tehlikesi geçiriyorlar. Sokakta yaşayanlar yalnızlar ve kalacak yerleri olmadığı için dönem içerisinde akıl sağlıklarını kaybediyorlar. Bizim sokakta bıraktıklarımız, bizim de sokakta kaldığımız kısım onlar.